Evet, herkese selamlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün kendime aldığım bir ürünü inceleyeceğim. Bu ürün çıkalı 2 sene oldu ama ben ancak alabildim. İlk çıktığı zamanlarda almak istiyordum ama fiyatı çok yüksek geliyordu. O yüzden yeltenmedim. Hatta çakmasını alıp incelemiştim. Hatta çakmasını da çok çok uzun süredir kullanıyorum. Bir yılın üstünde oldu sanırım. Bahsettiğim ürün Powerbeats Pro. Powerbeats Pro'yu biliyorsunuz Apple satın aldı yaklaşık 2,5 sene önce falan. Ürünlerde bayağı geliştirmeler yaptılar. Zaten Powerbeats de Apple bu markayı satın aldıktan sonra çıktı. Çok sattı. Güzel bir kulaklık biliyorum. Yani iPhone'da ilk çıktığı zaman incelemişti bunu yabancı kanalında ve öve öve bitirememişti. Ki kendisi müzisyen bir adam ve kulağına çok güveniyorum. O yüzden ben de deneyimlemek istedim açıkçası. Çakma olanı da burada. Gayet güzel. Hiçbir problemi yok. Çok ufak bir problemim var. Onu zaten videonun devamında söyler miyim? Hayır, başka bir video yapacağım. Orijinalle çakmayı kıyaslayacağım. Ben de bir karar vereyim, değil mi? Ama bu sadece orijinal olanı incelediğimiz bir video olacak. Çakma vs orijinali farklı bir videoda yapacağım. Yani bunun bile ses kalitesini ben bayağı beğeniyorum. Bakalım aralarında nasıl bir fark olacak. İlerleyen zamanlarda o videoda gelecek. Ama bugün bu reisi açıyoruz. Ve karşınızda Powerbeats Pro. Krem rengini tercih ettim. Kulakta çok güzel gözüküyor. Bir de ben esmer tenli olduğum için daha böyle kontrastlı oluyor görüntüsü. Daha dikkat çekici, hoş oluyor. Daha kargo biraz önce geldi. Bu arada ürünün linklerini, farklı renkleri de var. Toplamda 8 rengi var. Hepsini aşağıya ekledim, bakabilirsiniz. Lacivertle bunun arasında kaldım. Sonradan bunu seçtim. Şöyle sağında solunda bilgiler yazıyor. Bak zaten burada Apple'ın satın aldığını anlayabilirsiniz. Apple TV, iPhone, iPad uyumlu. Android'i de dışarı koymuşlar şuraya. Android'e kıyamam ya. Türk milli takımındaki Mehmet Aurelio gibi olmuş. Ve yan tarafında da Powerbeats Pro yazısı ve şurada Beats logomuz var. Ses kalitesi açısından çok beğendiğim bir marka değil açıkçası. Hani equalizer'ı şişirilmiş, acayip fazla baslı sesler veriyor. Böyle olması gerektiği gibi almıyorsunuz sesleri. Hatta iPhone'da bayağı dalga geçiyor bu konuyla ama Powerbeats Pro'da durum öyle değil. Bu bahsettiğim Beats'in kafa üstü kulaklıkları içindi. Neyse uzatmayayım, artık açalım. Bu arada beyazla krem arası bir renk. Anam, açıl lan. Kutuyu yine ağlatacağız belli oldu. Heh. Şöyle açtım. Bu kutunun içinde bir şey kalmadı. Hoppa. Abi çok güzel kutulama yapıyorlar ya. Kısaca ürünümüzün teknik özelliklerinden bahsedelim. İçerisinde Apple'ın geliştirdiği H1 çip bulunuyor. Ve bağlantı teknolojisi olarak Bluetooth versiyon 5.0 kullanılmış. IPX4 sertifikasına sahip kulaklığımız tere ve suya karşı dayanıklı. Kulaklıklarımız 5 dakikalık bir şarj ile 1,5 saat müzik dinleme imkanı sunarken full şarjda 9-10 saat, kutu ile birlikte 24-25 saat pil ömrü sunuyor. Deneyimlerime göre 20 metreye yakın bir çekim mesafesi olduğunu söyleyebilirim. Son olarak ağırlıktan bahsedecek olursak kulaklıklar 11'er gram, kutu ise 80 gram. Şöyle şarj kutumuzu çıkardık. İçinde kulaklıklarımız da var. Şuradaki tabloyu kaldırıyorum. Şöyle kenara alalım bunu da. Bir kutu içeriğimize bakalım. Bunda da bir şey kalmadı. Evet, burada Beats kitapçıklarımız var. İşte nasıl şarj etmeniz gerektiği, butonların işlevleri falan her şeyi yazmışlar. Gayet güzel. Burada markamızın logosunun bir sticker'ı var. Burada işte ıvır zıvır ve en sonunda da kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Söylediğim gibi ithal eden Apple Türkiye. Garantisi de Apple tarafından tabii ki. Bu güzel. Biliyorsunuz Apple garantisiyle ünlü bir firma. Ve şunlara bir bakalım. Burada bir yazı yazmışlar. 5 dakikalık şarjla 1,5 saat dinleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi bir rakam. Bunu da yolladık. İçinden şarj kablomuz çıkıyor. USB tip A'dan Lightning'e çeviren bir kablo. Hayatınızda ilk defa siyah bir Lightning kablosu görüyor olabilirsiniz. Bu arada söylediğim gibi Apple satın aldıktan sonra şarj girişleri Lightning ile değiştirildi. Benim eski Beats'im micro USB ile şarj oluyordu mesela. Burada da 3 tane kulak tıpamız var. Küçük, orta ve büyük boy. Aslında şöyle, küçük ve büyük boy ortancalar içinde şu bir tane olan diğerlerinden farklı görebilirsiniz. Bu da orta boyun farklı bir şekli. Şekilde şukullu bir şey yapmışlar. Deneyeceğiz. Şöyle şuradan kaldırıp ulaşabiliyorsunuz kulak tıpalarına. Aa bak, çakmayla orijinalin kutusunu yan yana koyayım ya, şerefsizler ya. Abi nasıl yaptınız aynısını ya? Bak birebir her şeyi aynı. Şu çakma olan bu arada. Girişleri, menteşeleri. Tabi bu bir yıldır kullanılıyor. Çizilmeler falan var üstünde. Neyse, dediğim gibi diğer videoda inceleyeceğiz bu ikisinin farkını. O yüzden şu arkadaşa yol verelim. Ve gelelim
reise. Kutumuzun üstünde Beats logosu var. Arka tarafında hiçbir yazı bulunmuyor. Parmak izi yapıyor ama mat olduğu için hemen geçiyor. Hemen arka tarafta Lightning girişimiz, burada da menteşemiz var. Gözüküyor mu bilmiyorum, şurada bir şarj durum ledimiz var. Ve kutunun diğer muadillerine göre büyük olduğunu söyleyebilirim. Yani cebinize falan koyarsanız bayağı şişkinlik yapar. Şimdi kutuyu bir açacağım. Apple ürünü olduğu için pop-up ekran çıkması lazım. Niye çıkmadı? Evet, çok büyük patladık şu an. Ürünün kutusunun şarjı yok. Büyük ihtimal kulaklıkların da yok. O yüzden en iyisi ben bu ürünü bir şarja takayım. Birkaç günde kullanayım, videoya öyle devam edelim. Ben de deneyimlerimi daha güzel aktarmış olurum size. Birkaç gün sonra görüşürüz. Evet, selamlar. Geri geldim. Aradan 5 gün geçti. 5 gündür cayır cayır kullanıyorum ürünü. Yani bilgisayarda iş yaparken bile kulağımdan hiç çıkartmadım. Yürüyüşe çıktım. Hatta deneyimlemek için biraz koştum da ciğerler bitmiş. Yani 5 dakika falan koştum, öldüm. Acilen tekrar koşmaya başlamam lazım. Gerçekten ciğerlerim çok kötü durumda. Bunu hissediyorum. Neyse, ağlamayı bırakıp ürünümüze geri dönelim. Kutuyu şöyle kenarıya alıyorum. Ben bu cihazı telefonumdan unuttum. Kurulumu tekrar birlikte yapabilelim diye. Evet, kutuyu açıyorum ve şöyle göstereyim. Uyarı geldi. Bağlan diyelim. Bakın şu yeşille gösterdiği noktada bir tuşu var. Ona 5 saniye boyunca basılı tutun diyor. Sürdür dedim. Bağlandı. Şu an kulaklıkların şarjı %100. Kutunun şarjı da %54 gözüküyor. Şu an bağlantımız başarılı. Aşağı kaydırdım. Bakın şu an kulaklıklar bağlı gözükmüyor telefona. Kulaklıkları yuvalarından çıkartıyorum. Şu an ama mesela şurada hala hoparlör ibaresi var. Power Beats Pro'yu göstermiyor. Spotify'a girelim. Bir tane müzik açıyorum. Bakın sesi telefondan veriyor. Bu çalmaya devam etsin. Kulaklığı kulağıma takıyorum. Bakın şurada Power Beats Pro bağlandı yazıyor. Diğerini de takıyorum. Bir tanesini takmanız yeterli. Şöyle şurayı açtığımızda bakın buraya Power Beats Pro ibaresi geldi. Kulağımdan çıkartıyorum ikisini de. Bakın normale döndü. Yani bu şu demek oluyor. Kulaklıkları kulağınızdan çıkardığınızda telefon direkt kulaklıklarla bağlantısını kesiyor. Ve şarjları da gitmiyor aynı zamanda ve telefon normale dönüyor. Hani Bluetooth kapatmanıza falan gerek yok. Bu çok güzel olmuş. Bayağı beğendim bunu. Şu özelliğini de söylemek istiyorum. İki cihaz arasında geçişi bayağı hızlı. Mesela benim bir MacBook'uma bağlı, bir de telefonuma bağlı. Direkt tek tıkla saniyesinde direkt MacBook'a veya iPhone'a geçiş yapabiliyor. Bu da çok güzel olmuş. Biraz hızlı bir giriş yaptım ama kulaklıkları da göstereyim size. Bu krem rengi, beyaz değil. Beyaz gibi gözüküyor olabilir. Hafif kırık bir tonu var. Neden bu rengi tercih ettim bilmiyorum ama çok hoşuma gitti ve kulakta inanılmaz güzel duruyor. Şöyle iç kısımlarını da göstereyim. Şurada bir sensörümüz var. Kulağımıza takıp çıkarttığımızda çalan müziğin durup tekrar başlamasını sağlıyor. Bu arada fark etmişsinizdir. Kulak tıpalarını değiştirdim. Acayip rahat ettim bunlarla. Bir de en küçük boyu var bu kulak tıpalarının. O da çok güzel oldu kulağıma. Ama tercihimi ben bundan yana kullandım. Şurada kulak kancalarımız var. Hafif esnek yapıda. Şuraları daha sert. Kulağınıza taktığınızda mümkün değil düşmez. Yani çok denedim. Takla falan bile atıyorlar bununla, öyle söyleyeyim. Jimnastikçiler genellikle bunu kullanıyor. Zaten kulak içi olduğu için de kulağa da tutunuyor. Bu kancayla birlikte düşme ihtimali neredeyse sıfıra iniyor. Alt kısmına baktığımızda iki tane şarj pini görüyoruz. Aynı pinler kutunun iç tarafında da var. Buralara kulaklıklar mıknatıslı bir şekilde oturuyor. Hemen mıknatısını da göstereyim. Bakın ben yaklaştırıyorum, kendi yolunu buluyor ve direkt şarj olmaya başlıyorlar. Üstlerinde herhangi bir led yok ama zaten oturduğunu anlıyorsunuz. Neyse, tasarımdan devam edelim. Burada bir Beats logosu var, yani B işareti. Burada fiziksel bir buton var. Bunun işlevlerini videonun devamında göstereceğim. Fiziksel buton çok güzel olmuş bu arada. Yani böyle çık çık etmiyor, böyle sert değil. Hafif bir basma hissiyatı var. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü neden? Tam kulağınızın dibinde. Eğer sert bir tuş olsaydı böyle sürekli çık 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 kulağınızın rahatsız eden bir ses getirecekti. Bunda öyle bir problem yok. Çakmasında biraz böyle sert o tuş. Onu göstereceğim zaten çakma ve orijinal kıyaslamasında. Devam edelim. Şurada bakın bir fiziksel buton daha var. Çift yönlü. Anlamışsınızdır. Ses açma kısma işlevi var bunda. Ve gayet kolay bir şekilde yapılıyor. Kulaklığın üst kısmında bir tane mikrofon var. Aynı şekilde alt kısımda da bir tane var. Gayet başarılı. Hemen kulağıma takıyorum tekrardan. Bu arada kulağa taktığınızda böyle çok ufak bir bildirim sesi veriyor. Yani kulağını algıladım. Artık ses kulaklıktan gelecek anlamına geliyor bu. Şu an sesi fullledim. Müziği açacağım. Size ses gelecek mi? Ona bir bakın. Sanmıyorum geleceğini ama sesi gayet yüksek verebiliyor. Şu an çalıyor. Çok yüksek ses. Şimdi kulaklığı kulağımdan çıkaracağım. Bakın.
saniyesinde durdu. Bu konuda da bayağı başarılı buldum. Hatta şimdi yavaş yavaş testlerimize geçelim. Ardından kontrollerini ve şu sensörleri de göstereceğim. Hadi bakalım testlere başlıyoruz. Selam millet, Mert karşınızda. Umarım keyifler yerindedir. Bugün aşina olduğunuz bir konuyu inceleyeceğim. Tatronics markasının Sound Liberty 53 Pro modeli. Daha öncesinde 53 modelini incelemiştim. Bugün Pro versiyonunu inceleyeceğiz. Ufak tefek değişiklikler var diğer modele göre ama güzel değişiklikler. Upgrade versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl duyuyorsun beni? Çok net. Tamam. Şimdi yine merdiven arasına girdim. Tamam. Şu an yankı geliyor mu? Yankı gelmiyor bu arada. Allah Allah. Diğer tüm kulaklıklarda geliyor. Yine ben bu arada konuşurken yankıyı da duyuyorum. Yankı var yani şu an. Şu an çok hafif geldi mesela. En son konuştuğum yerde. Tamam. Yine dışarı çıkıyorum. Tamam. Allah. Yine rüzgarlı. Abi burası hep rüzgarlı herhalde ya. Rüzgar sesi hiç gelmiyor. Şaka yapıyorsun. Korna çaldı şimdi. Şu an rüzgar sesini duymuyor musun gerçekten? Gerçekten duymuyorum. İmkansız lan. Yani... Şöyle söyleyeyim, ben kulaklığa vuran şeyi hissedebiliyorum yani. Rüzgar sesini ben kendi kulağımla duyuyorum şu an. Valla sesin o kadar net ki. Gerçekten başarılı yani. Hayda, bir spor kulaklığına göre bir de çubuğu mubuğu da yok yani. Tam kulağın orada mikrofon. İşte para verince böyle oluyor herhalde. Ya tabii diğerlerine göre. Ama olması gereken buydu yani. Tabii yani. 2000 lira bu kulaklık geçti. Yani. Şimdi bir de hoparlörü alacağım. Onun farkına da bir bakalım. Şu an hoparlördesin. Tamam, sesin daha iyi tabii hoparlörde ama dış sesler daha çok oluyor gibi geldi bana. Anladım. Yani doğal olarak tamam. Tabii. Tekrar son bir kez kulaklığı alıyorum. Sonra kapatalım. Evet, şu an merdivenden tıkır tıkır iniyorum. Duyuyor musun o sesi? Çok hafif. Tamam, iyi kesiyor demek ki bu dışarıdan aynen. Gelen gürültüyü. Aynen. İyi geldim, helal et. Şimdi mikrofon testimizi de yaptık. Bir de ses kaydı alalım. Şu an ses kaydı alıyorum. Sesimi Powerbeats Pro'nun mikrofonundan alıyorsunuz. Bu sefer rüzgar yok, gayet sessiz bir ortamdayım. Ses dalgalarına bakarsam sesi gayet yüksek veriyor diye düşünüyorum. Öyle miydi peki? Ses seviyem nasıldı? Okey. Kaydı durduralım. Ben daha önce bayağı görüşme yaptım bu arada bu kulaklıkta. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı bana. Ama ilk defa rüzgarlı bir ortamda görüşmüştüm. O da sizin karşınızda oldu. Emre'nin söylediğine göre hiçbir problem yok. Zaten sizler de dinlediniz. Şimdilik mikrofon testinden geçmiş gibi gözüküyor. Ya çünkü gerçekten mikrofonlar burada. Hani şöyle çubuklu olan kulaklıklarda mikrofon hemen ağzınızın kenarında oluyor. Bayağı uzak olmasına rağmen iyiyse gerçekten güzel teknolojiler kullanılmış. Zaten mikrofonda gürültü engelleme vesaire var. Ne kadar verimli olduğunu siz de gördünüz. Şimdi bir de size kontrollerini göstermek istiyorum. Burada fiziksel butonun güzelliğini siz de göreceksiniz. Hiçbir şekilde kaçma olmuyor. Hani dokundum mu acaba, algıladım mı gibi bir problem yaşatmıyor. Eş zamanlı olarak telefonun ekranı yan tarafta çıkacak. Evet, şu an müziğimiz durmuş durumda. Bir kere basıyorum. Başladı. Diğer tarafa basıyorum bir kere. Durdu. Tekrar basıyorum. Aynı işlemi iki tarafta da yapabiliyorsunuz. Durdur başlat işlemlerini. Gayet sıkıntısız çalışıyor. Okey. Tekrar başlatalım. Şimdi çift tıklıyorum. Bakın bir sonraki müziğe geçti. Tekrar basıyorum. Geçti. Hızlı ve kaçırmadan yapıyor bunu. Şimdi diğer kulaklıklardan farklı bir muhabbet var burada. İki tarafın işlevleri aynı. Mesela sağ tarafa çift klik yaptığınızda bir sonraki şarkıya geçer. Diğerine bastığınız zaman da, yani sol tarafa bastığınız zaman da bir önceki şarkıya döner. Ama bunda öyle değil. Buraya da çift bastığınızda yine bir sonraki şarkıya geçiyor. Peki biz geri nasıl gideceğiz? Hemen ortaya alayım şarkıyı. İki kulaklıktan birine 3 kez bastığınızda 1, 2, 3. Bakın başaldı. Tekrar basıyorum.
Bir önceki misiye geçti. Diğer kulaklıkta da yapıyorum. Bakın. Gayet güzel çalışıyor. Ses açma kısmı için ayrı fiziksel butonlar vardı. Onları da deneyelim. Şu an sesi açıyorum yavaş yavaş. Kısıyorum. Bu arada çok hızlı çalışıyor, onu söyleyebilirim. İki taraftan da yapabiliyorsunuz bu ayarları. Durduralım. Şimdi sesli asistanı nasıl açacağız? Tabii ki basılı tutarak. Basılı tutuyorum ve hemen açıldı. Bir kere bastığınızda da sesli asistanı kapatıyor. Hem Android'de hem iOS'ta da çalışıyor. Diğer tarafa da basılı tutuyorum. Gayet hızlı. İki taraftan da bir kere basarak kapatabiliyorsunuz. Kontroller gerçekten çok güzel çalışıyor. Şimdi bir de sensörlerini deneyelim. Şu an müziğimiz çalıyor. Kulaklığı çıkartıyorum. Durdu. Takıyorum. Bakın takarken daha başladı. Tekrar çıkarttım yanlışlıkla. Kancası olduğu için biraz alışmanız gerekiyor takıp çıkartmaya. Ben de alışma sürecindeyim hala. Neden kancaya alışmanız lazım diyorum. Bunun kancası sert. Çakmada yumuşacık böyle. Çektiğiniz anda şak diye oturuyor. Ama yumuşak olduğu için böyle düşme hissiyatı da veriyor kulakta. Bunda öyle bir durum yok. Bunu biraz böyle iki elinizle germeniz lazım. Diğerini de tek elle böyle şak diye takabiliyorsunuz. Dediğim gibi yumuşacık orası. Çıkarttım. Tekrar taktım. Gayet güzel. Bakın. Şimdi çıkarttım. Durdu. Diğerini de çıkartıyorum. Bakın buradaki Power Beats Pro bağlantısı gitti. İkisini de takıyorum şimdi tekrar. Tekrar geri geldi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sesli asistanı herhangi bir fiziksel işlem yapmadan sadece konuşarak da aktive edebiliyorsunuz. Fakat onu gösteremiyorum çünkü o sözü söylediğimde iPhone kullananların Siri'si açılıyor. Ama güzel bir şekilde çalışıyor, onu söyleyeyim. Şimdi gelelim batarya bölümüne. Burada çok şaşıracaksınız. 9-10 saat kadar şarjı gidiyor kulaklıkların. Bu gerçekten günümüzde çok iyi bir rakam. Kutusuyla birlikte de yani doldur boşaltla birlikte toplam 24-25 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor size. Bu çok yüksek değil ama kulaklıkların kendi bataryaları gayet büyük. Yani çok uzun koşulara, dağ tırmanışlarına falan gideceğinizde bile size yeterli olur. Çünkü 9-10 saat gerçekten uzun bir süre. Şimdi geleyim deneyimlerime. Kulaklık hakkında söylenecek hiçbir şey bulamadım. Videonun başında da söylemiştim. iPhone'da Beats'lere küfür eden bir adam. Buradan da Faruk Beyciğime selamlar. Tek övdüğü ürünü Power Beats Pro'ydu. Sebebini çok iyi anladım. Çünkü diğer Beats ürünleri gibi bas abartılmamış. Olduğu gibi bırakılmış. Sürücüler gayet yeterli ve kaliteli bir bas veriyor. Tizler mitler onlar da güzel ama baslar kadar iyi değil. Baslar çok temiz ama çok böyle gümbür gümbür de değil. Rahatlık konusuna gelirsek de benim çok hoşuma gitti. Kulak içi kulaklık kullanmayı çok sevmiyorum biliyorsunuz. Ama o içinden çıkan küçük kulak tıpaları beni çok rahat ettirdi. Siz de kulağınızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Yani iyi ki almışım dediğim ürünlerden oldu. Çok yakın zamanda orijinal ve çakmanın kıyaslaması da gelecek. Yine bir çakma serisine dönüş yapmış oluruz biz. Değinmediğim yer varsa aşağıda yorumlarda sorabilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.